Herkese selamlar. MediaMarkt desteğiyle hazırladığımız bu videoda bu sefer de Metaverse konusuna değineceğiz. Zaten çok fazla içerik üretildi, çok fazla yazıldı, çizildi ama temel çapta Metaverse nedir? Bu arsa satın alımları, NFT'ler vesaire derken kafamız iyice allak bullak oldu. Ben de temel, basit bir çapta Metaverse nedir? Nasıl ortaya çıktı? Şimdi bu arsa almalı mıyız? Sonradan Metaverse'e de mi burada Türkiye'de sahip olamadığımız arsaları kaçıracağız? Bunlara bu videoda bahsediyoruz. İlk olarak Metaverse tabirinden ortaya çıkalım. Metaverse tabiri aslına bakarsanız 1992 yılında çıkan bilim kurgu romanı Snow Crash'te geçti. Ve bunu söyleyen ilk kişi de Neil Stephenson isimli bir yazar. Kelimenin kendisine baktığımızda meta ve verse kelimelerinden geliyor. Ama verse de aslında universe'ün yani evrenin kısaltılmışı. Meta da ötesinde, irisinde, ilerisinde anlamına gelen. Bu kelime de aslında evren ötesi anlamına gelen bir kelime olduğunu ortaya çıkıyoruz. Tabii ki aslında bunu farklı bir dünya olarak da kavrayabiliriz ki şu anda sanal evren olarak Türkçeleştirmek mümkün Metaverse dediğimiz şeyi. Tabii ki burada Facebook'un ya da yeden adıyla Meta'nın işte o Meta'ya dönmesi, Mark Zuckerberg'in çıkıp etrafta bu Metaverse'den bahsetmesiyle beraber bir anda şahlanan bir durum oldu. Aslında Metaverse dünyası yakın bir düşünce değil. Uzun süredir bu üç boyutlu sanal ortamların çıkmasıyla fazlasıyla konuşulan bir durumdu. Neydi bunlar? Tabii ki sanal gerçeklik gözlükleri. Sanal gerçeklik gözlükleri dediğimizde de birçok insanın aklına Oculus'lar geliyor. Ki özellikle Oculus Quest 2 bu Metaverse dünyasından sonra çok fazla satış başarısı yakaladı. Acaba Mark burada o zaman mantıklı bir şey mi yapmış oluyor? Tabii ki işin bu tarafları da var. Onlara da geleceğiz. Ama sanal gerçeklik dünyası ortaya çıktığında aynı zamanda bilim kurgu romanlarında ve filmlerinde işte gözlüğü takıp ki aklınıza tabii ki gelecek filmi de biliyorum. Ready Player One. Ready Player One'daki gibi bir dünya gerçekten olabilir mi? Siz evinizde otururken, affedersiniz ama işte sefil bir haldeyken gözlüğü takıp milyon dolarlık bir yerde olmuş gibi sanal bir dünyada bunu gerçekleştirmek, bunun dünyasını yaşamak tabii ki şu anda düşünülen şey gibi durmuyor. Ama baktığımızda tabii ki bu kavramdan sonra Meta'nın yani Facebook'un fazlasıyla şişirdiği bir kavram oldu ve gerçekten buradaki en büyük sebeplerden biri adamların ellerinde Oculus var. Oculus'un uzun süredir yani sanal gerçeklik gözlüklerinin ilk çıktığı dönemleri düşünün. Hep beraber düşünelim hatta. İşte Oculus çıktı. Bir diğer yandan Samsung Oculus'la beraber akıllı telefonlarda sanal gerçeklik gözlüğünü getirdi. HTC Vive'ı çıkardı Steam'le, Vive'le beraber. Şimdi Steam VR ayrıldı. Farklı farklı projeler ortaya çıktı. Sanal gerçeklik gözlükleri çıktığında örneğin PlayStation'ın da VR'ı var biliyorsunuz. Bazıları sadece oturduğunuz yerdeyken HTC Vive bunu farklı sensörlerle belli bir alanda hareketli hale getirdi. Sonra Oculus ve HTC kendi aşamalarında çalışarak artık kablosuz vesaire yapmaya başladı ki Oculus Quest 2 bunun en bariz örneği, hiçbir kabloya gereksinimi olmadan, bilgisayara bile bağlanmaya gereksinimi olmadan Metaverse dünyasına, yani bizim sanal gerçeklik dediğimiz şey şu anda Metaverse demeye başladık. Ama bir diğer yandan baktığımızda tabii ki böyle bir şey imkansız değil. Gelecekte olduğunu inkar edilemeyecek bir şey. Çünkü sanal gerçeklik dünyası o zaman da çıktığında biz hep oyunlar üzerinden ya da eğitimler üzerinden söyledik ki zaten kullanılıyor. Uçuş eğitimlerinde, askeri eğitimlerde zaten kullanılan bir yöntem sanal gerçeklik gözlüğü. Hatta yapılan çalışmalarda bazı büyük firmalar bunu bir store deneyiminde de bunu yapmaya başladı. Örneğin belki ilerleyen dönemlerde Tesla'nın falan yaptığını görürüz. Siz işte Aydın'dasın, Eskişehir'desin, ne bileyim Şanlıurfa'dasın, Mersin'desin. İstanbul'da olan bir store, örneğin Apple Store'u gezmek istediğinde bu sanal gerçeklik gözlüğünü takıp orada direkt o İstanbul'a kadar gelmeden deneyimi, ürünleri görmeyi vesaire
deneyebileceğin anlamına geliyor. Bir diğer yandan sağlık konusunda çok konuşuldu. Örneğin Allah korusun ciddi bir rahatsızlığınız var ve ameliyat sadece bazı ülkelerde yapılabiliyor. Ama bunun altyapısı Türkiye'de oluşturulursa özellikle 5G desteğiyle beraber Amerika'daki bir doktor özellikle robotik kollar vasıtasıyla sanal gerçeklik gözlüğünü takıp tamamıyla ameliyatı sanki buradaymış gibi yapabilmesi ihtimali de çok fazla konuşulan şeylerden biri. Ama şu anda yine Mark Zuckerberg'in konuşmasıyla beraber ortaya çıktı ki biz bu dünyada artık ilerleyen dönemlerde yaşayacağız. Buradan arsa almak lazım. NFT'lerle beraber satın aldığınız, işte NFT'de bir gemi satın aldıysanız Metaverse'de de gemin olacak. Şöyle yapacaksan böyle yapacak. Ben bu tarz tabirleri çok farklı kitaplarda vesaire düşüncelerde okumuştum. Hani insanlara bir anda şu anda farklı bir şekilde umut vaat etme dönemine geçti. Tabii ki yatırım bazında vesaire saçma sapandır, balondur demiyorum ama bu tarz şeyler özellikle Mark Zuckerberg'ten çıkıyorsa biraz şişirilmiş durumu tabii ki var. Özellikle şu anda İstanbul'da Moda sahilinde hiçbir yer kalmaması, birçok stadın alınması, işte özellikle stat arsasının şu anda Türkiye'deki o çekişmeden dolayı örneğin işte Fenerbahçe stadında Galatasaraylılar arsa alıyor anladığım kadarıyla. İşte Kadıköy'ün etrafında Galatasaraylılar, Trabzonlar, Beşiktaşlılar şey alıyor falan. Hani bu arsaların geçerliliği de nasıl olacak onu da göreceğiz. Bir de sonrasında satın aldığınız arsaya sanal bir ev satın alıp onu inşa etmesi, orada yaşaması gibi durumlar mı olacak? Bunu bilmiyorum ama Black Mirror hangi bölümüydü şu anda net hatırlayamadım. Böyle sanal dünyaya adapte oldukları bir durum da vardı. Son sezonda olması lazım. Hatta orada işte iki karakter. Tamam biraz daha tabii ki cinsel içeriğe çevirmişler ama öyle şeyler mi olacak yani? Biz evde kızımız, çocuğumuz vesaire varken, eşimiz varken oturup orada farklı dünyalarda mı gezeceğiz? Ya da evde aynı yerdeyken hadi bakalım sanal dünya vakti deyip masanın başına oturup herkes kendi sanal dünyasında kendi işlerini mi yapacak? Tabii ki. Hani bunlar olmaz değil. Ama şu anda işte insanların NFT'lerle ki NFT dediğim tabii ki klasik şu anda yatırım olan NFT'ler değil. Orada ya sen bunu Metaverse'de kullanacağım be oğlum dedikleri kısımda. Bir diğer yandan bu tarz gelişmelerden daha sonra gelecek şeyin şimdi bir anda millete gazlanılması büyük ihtimalle oğlum Oculus bayağıdır satmıyor bunu bir sattıracak bir hamle yapmamız lazım düşüncesiyle ortaya çıkmış bir şey ki gerçekten de işe yaradı. Tabii ki sanal gerçeklik dünyası Metaverse'ün şu andaki erken ve şişirilmiş durumunu kenara bırakırsak tamamıyla eğlenceli ve mantıklı bir dünya. Zaten HVP ekranlarında farklı farklı insanlara denettiğimiz farklı şeyler oldu. Özellikle simülasyon oyunlarını seviyorsanız ki simülasyon için biçilmiş bir kaftan zaten sanal gerçeklik gözlüğü. Ben kendim çok farklı uçakları kullanmış. Cessna ile bayağı İzmir'den Kuşadası'na gitmiş falan filan bir insan olarak söylüyorum. Gerçekten o zaman çok keyifli bir hale geliyor. Hatta CES'teki bir videomda da roller coaster'ı özellikle eklenen fan sistemiyle beraber gerçekten roller coaster'daymış gibi midemin beynimin buna inandığı bir sisteme döndürmeniz mümkün. Ama bunun ilerisinde biz burada yaşayacağız durumu şu an için çok çok erken bakın imkansız demiyorum. Dünya üzerinde özellikle teknolojik gelişmelerde imkansız diye bir şey yok. Ama bizim görebileceğimiz, bizim yaşayabileceğimiz yani şu anda yeni doğan bebeğin bile görmesinin çok zor olduğu teknolojiler ya da bu düşünce diye düşünüyorum. Ama Metaverse'de evlilikler başladı, toplantılar başladı. Bunlar zaten sanal gerçekliğe taşınması. Metaverse'de yeni bir isimlendirilme yapıp şekillendirilmiş gibi geliyor bana. Ama tabii ki geçen sürelerde Meta'nın yani Facebook'un Oculus'u, HTC'nin Vive'ı, Steam'in kendi SteamVR'ı, Sony'nin kendi PlayStation VR'ı falan derken belki Apple'ın da girebileceği bir dünya olabilir. Girdiğinde ne gibi sonuçlara varacak onları göreceğiz. Ama dediğim gibi şu anda hayatı kolaylaştırabilecek bir ya da eğlendirebilecek bir özelliğin dışına çıkması için henüz vakit erken diye düşünüyorum. Ha, Half-Life Alyx oynadığınızda bambaşka bir oyun dünyasına geçiyorsunuz. Ben bir kere test ettiğim dönemde HTC Vive Pro'yu evdeyken Netflix'te oradan izledim. Karşımda bir sinema perdesi varmış gibi. O sırada hiçbir şey açık değilken sadece gözlüğün içinde istediğim içeriği de izlemeyi başardım. VR videoları yani 360 derecelik videoları da VR gözlükle deneyimlemek de ayrı bir güzel oluyor ama maksimum bu kadarını deneyimleyebiliyorsunuz şu an için diyelim. Sizler bu genel çapta ve benim birazcık da erken ve olumsuz düşüncem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları da lütfen yorumlar bölümünde aktarmayı
beğenmeyi unutmayın. Tabii ki sanal gerçeklik gözlüğü vesaire demişken MediaMarkt.com.tr'de ve MediaMarkt mağazalarına giderek sanal gerçeklik gözlüklerini ya da bu sanal gerçekliğe geçişteki size yardımcı olacak. Dediğim gibi simülasyon oynayanlar için direksiyonlar, uçak simülasyonları ya da Farming Simulator gibi simülasyonlar için de farklı dünyaları oluşturabilecek ürünleri zaten görebiliyorsunuz. Orada da gidip satın alabilirsiniz ya da MediaMarkt.com.tr üzerinden de göz atabileceğinizi unutmayın diyelim. Başka bir Hardware Plus videosunda, başka bir MediaMarkt videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.